Merhaba değerli izleyiciler. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne Tim TV ekranlarına hoş geldiniz. Ekonomistimiz Ali Orhan Yalçınkaya ile geçtiğimiz hafta Türkiye ekonomisini nelerin etkilediğini konuşacağız. Merhabalar. Merhaba hocam. Geçtiğimiz hafta Türkiye ekonomisine baktığımızda Moody's'in bir sürpriz yaptığını gördük Cuma gecesi. Türkiye'nin durağan olan kredi notunu negatife indirdi. Bu indirimin altında yatan sebep neydi? Nasıl etkiler piyasaları? Şöyle yani görünümü dediğiniz gibi durağandan negatife çevirdi. Şöyle bir sıralama vardı aslında baktığınızda. İşte S&P her zaman en düşük tutan, onun bir üstünde Moody's ve onun bir üstünde de Fitch vardı. Fitch en son indirmişti hatırlayacağız ve Türkiye yatırım yapılabilir seviyeden aşağıya düşürmüştü. Şimdi bu indirim sonrası Moody's'de Fitch aynı skalada, aynı yere gelmişti. Biraz küçük bir ayarlama diye bakmak lazım belki buna ama aslında bence vurgular daha önemli. Açıklamadaki vurgular daha önemli. Bir kere Türkiye'nin kurumsal gücünde bir zayıflama olduğunu söylüyor. Bu önemli. Zayıflayan büyüme göreminden bahsediyor. Bu da önemli. Kamu ve dış hesap dengeleri üzerinde baskılar olduğundan bahsediyor ve artan bir kredi şokundan bahsediyor ki bu uyarıların ben hani önemli olduğunu düşünüyorum. Hani gerekçe bunlar. Peki. Bunun yanında geçtiğimiz haftanın en önemli konularından birinde ödemeler dengesi olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ödemeler dengesi istatistikleri beklentilere paralel 2.8 geldi ve yıllık bazda baktığımızda 32.6 milyar dolar olan cari işlemler açının 33 milyar dolara geldiğini görüyoruz. 33.1 milyar dolara geldiğini görüyoruz. Tabii burada yani turizmden gelen destek çok sınırlı, onu görüyoruz. İhracat çok kuvvetli olsa da bu sefer ithalat da özellikle emtia kaynaklı fiyat artışlarının ithalatı etkilediğini ve bu dengenin yılın tamamında devam edeceğini, yani ihracatı iyi ihracat sürüklemesine rağmen ithalat kaynaklı bu bozucu etkinin ödemeler dengesinde ılımlı bir artışı devam ettireceğini söylüyoruz, düşünüyoruz en azından. Peki para politikası kurulu açıklandı. Doğru, para politikası kurulu kararı vardı. En önemli gelişmelerden bir tanesi oydu. Orada Merkez Bankası gene politika faizinde alt üst şeylerde, bantlarda herhangi bir faizde herhangi bir değişikliğe gitmeden sadece geçici olarak kullanılan geçici kitle penceresini kullanmaya devam edeceği mesajını verdi ve orada 75 bas puanlık bir artış gerçekleştirdi. Burada önemli olan husus şu, vurguda enflasyonla ilgili şeyin çok daha ön plana çıktığını görüyoruz. Hani notlarda en azından toplantı sonrası paylaşılan notlarda enflasyon vurgusunun bayağı önemli olduğunu görüyoruz. Evet, Merkez Bankası beklenti anketini aldık bir de. Beklenti anketi aslında baktığınızda orada da şöyle bir şey var. Cari yıl enflasyonu, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, gecelik repo oranları, cari işlemler dengesine ilişkin beklentilerin hepsinde bir bozulma olduğunu görüyoruz. Tek hani iyileşme, büyümede çok büyük bir değişiklik yok. Ama dolar kurunda bir iyileşme var. Dolayısıyla bu geçtiğimiz konjonktürün aslında bir yansıması ama en fazla ne etkiliyor derseniz bu bekleyişleri, muhtemeldir ki hani dolar kuru etkiliyor. Bir de önümüzde bir referandum var. Onun da hani etkilerini bu şeyden görebiliyoruz diye düşünüyorum. Evet, peki o zaman son olarak iki konumuz daha var. İşsizlik rakamlarını ve bütçeyi aldık. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bütçeyi aslında bir iki hafta önceki yayında geçtiğimiz hafta yayın yapamamıştık. Evet, aynen öyle. Hazine nakit gerçekleşmelerinde iyi sinyaller vermediğine dair hani bir şey yapmıştık, hani söylemde bulunmuştuk. Nitekim onun işaretlerini görüyoruz bütçede. Reel anlamda bütçe rakamlarında en azından hani giderler gelirlerden daha fazla artıyor, onu söylemek lazım. Evet. Şeye baktığımızda, hani gelir detayına baktığımızda, rakamlara girmeden çok fazla boğmadan sadece bütününe bakıp hani bir resim çekmek herhalde daha doğru olur diye düşünüyorum. Şunu söyleyebiliriz, gelirler tarafında evet tüketim tarafında sıkıntı var, dahilde alınan KDV'de sıkıntı var ama hariçte alınan KDV'de bir artış görüyoruz ki bu en azından şeye yorumlanabilir. İhracatın hani kuvvetli seyrine, ihracat tarafında iyi rakamların geleceğine dair bir sinyal olarak yorumlanabilir. Ama genel tablo bütçenin hani bu şekilde gidemeyeceğine yönelik. Yani şu anda evet bize bir alan sağlıyor. Ama bir noktada hani burada tekrar bir sıkılaşma göreceğimizi düşünüyorum. Evet, peki. Son soru herhalde şeydi, onu da atlamayayım. İşsizlik rakamlarıydı. İşsizlik rakamları hakikaten hani can sıkıcı olmaya devam ediyor. Yılın hani kapanış rakamıydı diyelim. %12.7'ye kadar geldi. Şeyde işsizlik %24'ün üzerine çıktı. %24 düzeyine çıktı genç nüfusta işsizlik. Tarım dışı işsizlik %14.9'a yükseldi. Yani işsizlik rakamlarında ciddi bir bozulma görüyoruz. Evet. Sadece şunu söylemek gerekir belki burada. Hani yeni çıkarılan, verilen teşvikler ve hani işe alım
kampanyaları diyeyim, o kampanyaların etkileri ne derece olur onu herhalde İzleyeceğiz. Önümüzdeki dönemdeki Hı-hı. rakamlarda biraz daha net göreceğiz. Evet. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzında sağlık. Sağ olun. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Tim TV ekranlarında ekonomistimiz Ali Orhan Yalçınköy ile birlikte bir ekonomi gündeminin daha sonuna geldik. Ekonomiye dair gelişmeleri merak ederseniz önümüzdeki hafta bizler yine burada olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.